sefer konu çıkmasaydı da başkanım yerini dahi ben yeri veririm daha bunlar da yapmıyorlar dedi. Daha bir yapayım öyle bir şey ihtiyacımız yok. Değil mi? Olsun ben hazırlamışım. Beraber gittik. Başkanım her Ankara'ya geldiğinde başkanı toplar, taleplerinde. Bunu okulda Cenab-ı Allah göstermesin. Yüz akıyla, namusumuzla, şerefimizle, haysiyetimizle iş yap. Nasılsınız? İyisiniz? Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun. İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun vekilim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Saatler olsun. Sağ olun. Sizler iyisiniz. Hamdolsun. Şükürler olsun. Nerede? Sağ olun. Evet. Evet. Görüşürüz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Zaten diyor kızlar. Dün kızdırdım mühür almış getirdi akşam. Dün dedi ki mühürü dört sene ben... Yok öyle ki. Merkez köy, nüfusumuz 800'e yakın, kaysı zamanımız oluyor? Tabii yazan Malatya merkeze çok yakın, merkez ilçelerimizden biri aslında, 40 kilometre civarında bir uzaklığı olan. Şimdi Yeşilyurt'un artık Malatya'nın batıya doğru gelişmesiyle beraber çok daha yaklaşan bir ilçemiz. Allah nasip etti, hamdolsun güzel bir barajımızla beraber burası şimdi büyük bir sulama ile beraber büyük bir ova durumuna geldi. Büyük ovalardan biri yazılan ovamız. Geçen yılda pancar üretiminde ve diğer tarımsal ürünlerde çok büyük katkı sundu Malatya'mıza. Bu anlamda yazılanımızdaki çiftçilerimize, bu işe emek veren kıymetli kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Şeker fabrikamız 20 yılın en yüksek rekortesine ulaştı. En büyük tonajını üretmeye başladı bu yıl. Halen kampanya süreci bitiremediler. Devam ediyor üretim. Bitti. Şeyde fabrikada... Fabrikada fabrika devam ediyor, bitirmek üzere. Ama 20 yılın en yüksek tonajını yakalamış olduk. Yazağının sulanmasıyla beraber. Bu işte emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu destekten ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir uyum var. Yani hem teşkilatımız hem belediye başkanımız, meclis üyelerimizle birlikte çok güzel bir uyum yakalamış. Bu uyum da yazılanımızda, ilçemizde hakikaten pozitif anlamda çok iyi yansımaları var. Belediye başkanımızın her Ankara'ya gelişinde mutlaka buranın sorunları ile ilgili, talepleri ile ilgili önceden planlamış, hazırlamış olduğu o projelerini bakanlıklarda sunması gerçekten buraya yatırımları getirmesine önceliyor. Ulaştırma anlamında burada çok güzel işler yapıldı. Başkan çok sıkı takip etti. Yani 2 yıl, 3 yıl gerçekten geldi, gitti. Takibi sonucunda da Allah'a şükürler olsun. Bu sonuçlanmış oldu. Şimdi TOKİ Allah nasip ederse Malatya'ya sosyal konut anlamında yapacağı yatırımları da yazılanın içine dahil etti. Başkanım onunla ilgili de çok daha öncesinden yani hazırlığını yapmıştı. Yer tahsisini falan her şeyini oluşturmuştu. Bu sosyal konut olmasa dahi yazana TOKİ yapılması için her şeyi hazırlamıştı. O anlamda da bu sosyal konutta çıkınca çok daha iyi oldu. Yani daha bir avantajlı bir şekilde yazandaki hemşehrilerimiz inşallah bu konutlardan da faydalanmış olacak. Biz bugün burada istişare için buradayız. İnşallah sizlerden gelen talepler neyse biz milletvekili olarak gücümüzün yettiği kadarıyla inşallah elimizden geleni yapacağız. Teşkilat anlamında teşkilat başkan yardımcılarımız, koordinatörlerimiz burada, kadın kolları başkanımız burada. Arkadaşlarımız inşallah onlar da teşkilat anlamındaki gerekli talepler neyse onları yerine getirecek. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah hem yazı anlamımızı hem Malatya'mızı hem de ülkemizi kalkındırmak için gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Ülke çok önemli bir süreçten geçiyor. Şu anda Allah'a şükür olsun terörle olan mücadelemiz has safhaya, en üst seviyeye getirmiş durumdayız. Suriye'deki güvenli bölge işinde Allah'ın izniyle orayı tamamlamış olduk. İnşallah yakın bir tarihte Suriyelilerin de kendi ülkelerine göçünü, oraya tekrar transferini sağlamış olacağız. Bununla beraber Libya'yla yapılan sözleşme çok önemli bir şeydi. Bu yani gerçekten Türkiye'nin artık kendi göbeğini kendi kesen, dünyada söz sahibi olan ve kimse tarafından gündemi belirlenmeyen bir ülke durumuna gelmiş olması gururlandırıyor. Çok sağlam bir liderimiz var. Bizler de onun arkasında inşallah yürümeye devam edeceğiz. Onunla beraber ona yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için, bundan sonraki vereceğiniz destekler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet.
Sayın Milletvekilim, il başkanlığı döneminde gerçekten gerek yazarımıza, gerekse belediyemize büyük katkılarınız oldu. Aynı süreci milletvekilliğiniz döneminde de sizlerle beraber yürütüyoruz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerek ülkemize, vilayetimize ve ilçemize güzel hizmetler yapılıyor. Bu hizmetlerin içerisinde biz de ilçe olarak payımızı aldığımızı düşünüyoruz. Büyükşehir olduktan sonra, 2014'ten sonra burada gerçekten çok uyumlu bir çalışmayla Büyükşehir'le birlikte burada çok büyük hizmetler yaptı. Ama bunlar hakikaten takip edilmesi gereken meseleler. Nevzat Başkanım, ben 6 yıldır aktif beraber çalışıyorum. Çok önceden tanıdığım bir arkadaşımız ama 6 yıldır da hem il başkanlığı döneminde hem de milletvekili döneminde en çok gayret eden, en çok işini takip eden, böyle titizlikle ayrıntılara çok önem veren bir arkadaşımız. Bu da başarıyı getiriyor. Yazanımıza yatırımı getiriyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili olan bir ilçemizdeki az önce saydığı bütün ekipmanların hepsini belediye olarak temin etmiş. Buradaki çiftçilerimizin, buradaki halkımızın hizmetine sunmuş. Gerçekten çok kıymetli şeyler bunlar. Her belediye başkanının yapabileceği, takip edebileceği şeyler değil bunlar. Ben bu anlamda emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Planlı, programlı, disiplinli çalışan bir belediye başkanımız yok. Allah razı olsun. Çok gayretli çalışıyor. Getiriyor, inandırana kadar herkesi bütün gayretiyle bir kompleksin meselesi var başkanımız. Söz aldı. Başkanım ona inanmış ama ben... Evet. Herkes tamam mı? Evet efendim, çekiyoruz. Teşekkürler.